Merhabalar Ebru Aykaç, ben nasılsınız? Bugün günlerden pazar ve size bu hafta okuduğum 3 kitaptan bahsedeceğim. Aynı zamanda izlediğim bir şeyden de bahsedeceğim. E, aynı zamanda bir şeylerden bahsedeceğim işte. Bilmiyorum, biraz önce taze taze düşmüş bir insan olarak... <laughs> <laughs> çok yoruldum. Sabah saat 10'da evden çıktık. Pazar günleri Demir'in satranç kursu var. Ee, uzakta bizim için şu an oturduğum yere göre uzak bir yere gidiyoruz. O yüzden ancak eve gelebildim. Gelirken de dümdüz yolda bildiğiniz dümdüz yolda küt diye düştüm. Şöyle sağ bileğim şöyle dururken birden böyle çırk dedi. Yo şöyle duruyordu. Şöyle içe Dönünce sol dizimin üzerine küt diye geçirdim. düz yolda yani ne bir merdiven ne bir çıkıyor. Hiçbir şey yok gayet. Çatır çatır düştüm demirde. Diyor ki iyi misin iyi misin? Dedim ilk birkaç dakika çok acıdı. Ondan sonra şu an iyiyim dedi. İyiysen bak acımıyorsa güleceğim diyor. <laughs> acıdı geçti gülebiliriz dedim. Biraz güldük. Evet, şimdi bir de bahsedeceğim bir şey de bir, bir şeyi daha var. Ayın 18'i Cumartesi günü saat 2'de Aylin Balboa geliyor. Ankara'ya geliyor. İlk kez geliyor. Penguin Kitap Evi'ne geliyor. Tunalı'ya. Ben de oraya gideceğim. E, i̇ki kitabını buldum yanında. Biri ilk kitabı, biri sondan bir önceki kitabı da diyebiliriz. E, Ateş Sönene kadar aslında ikinci kitabı arada da var ama o aradaki kitabı Bodrum'da o yüzden bu ikisini buldum ve bunları bulurken aslında biraz böyle aşağıları karıştırdım. Aynı Balboa kitaplarını ararken böyle okumak istediğim birkaç kitap buldum. Nedir? Bir önceki okuduğum kitapta biliyorsunuz Kod Z'de geçtiği için kotzenin e, kitabını alıp bulup okumak istemiştim ve hemen onu aldım okudum aldım değil yani buldum çıkarttım ve okudum Aylin Balboa'ları bulurken yo öyle olmadı aslında öyle mi oldu Aylin Balboa'yı ararken mi bunları buldum şu an hatırlayamadım <laughs> bir kafam karıştı çok yoruldum yeni geldim dedim ki kendime de hatta bir Türk kahvesi yaptım şöyle duble damlası kızlı ee, bu soğuyana kadar videoyu çekeyim oturursam şimdi bir daha hiç kalkamayacağım dedim sanki şinki şinki, şinki sanki şinki amuda kalkarak video çekiyorum sanki şimdi oturmuyormuşum gibi yeni de bir kitaba başlayacağım ayrıca cuma ya da cumartesi video çekecektim fakat asılmışlar ormanında bitirmek istedim şimdi bu kotseyi çok 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 seviyorum zaten e, birçok kitabını okudum okumadığım arada bir bu bir de bir elimde başka bir kitabı daha var bir de galiba yavaş adamı okumadım ama onun haricindeki diğer kitaplar okudum ki bir önceki videodan da bahsetmiştim. Bu kitabı ise Michael Kava çok çok gerçekten e, hafızalardan silinmeyecek bir karakter. İlk okumaya başladığım zaman zaten yani o yaşanan dram ve o hayat hikayesi o kahramanın hayatı beni o kadar zorladı. O kadar zorladı ki yani toplumun içerisinde yabancılaşmak, umutsuzluk gibi Güney Afrika topraklarında oradaki o toprak insanlar yani gerçekten bu umutsuzluk, bu yaşananlar beni çok zorladı ama çok ama çok iyi bir metin ki zaten Kotze e, Booker ödülünü iki kez alan tek yazar biri bu Michael K. kitabıyla aldı diğeri de Utanç kitabıyla aldı aslında ilk bununla alıp sonra Utanç'la almış ama ben ilk Utanç'ı okuyup bunu okumamıştım ikisini de okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum hatta Kotze'yi lütfen ve lütfen okuyun diyorum Evet hem duyguya ruha gerçekten hitap eden insan duygusunu çok çok iyi ifade edebilen bir yazar olmasının haricinde de de bir anlamda da çok güçlü bir kalem. O yüzden lütfen Cortsey'i okuyun ve onunla tanışın ve sonrasında bir diğer Nobel edebiyat ödülü bu kitabı siz zaten defalarca yani çok çok önce de okumuşsunuzdur Fakat ben Hani o genelde herkesin çok okuduğu kitapları okumamış olabiliyorum. Onlardan bir tanesi Kurbanı beslemek. Bu arada aklınızda bulunsun, bu da Nobel Edebiyat Ödülü. Bu arada Kotze hem iki kere bu ödülünü aldı. Dediğim gibi bir bu kitabı, diğer utanç kitabıyla aynı zamanda da Nobel Edebiyat Ödülü sahibi. Bir diğer Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarımız ise Yazarımızın kitabı ise kurbanı beslemek içinde üç uzun öykü var. Bu arada hani yazarın kitaplarına bakmak isterseniz kafanız karışmasın. Nadir kitapta işte parça parça diğer isimleri de var ama bunlar normalde bu içindeki üç öyküyü eskiden tek tek basıyorlarmış. Fakat işte üç öykü tek bir kitapta toplanmış. Aslında bu üç öykü de gerçekten çok çok etkileyiciydi ama özellikle ilk öyküsü kurbanı beslemek benim için yine zor bir okumada oldu diyebilirim gerçekten gerçekten çok etkileyiciydi bunu söyleyeceğiz yani <laughs> aslında böyle hayatı gayet aynı düzende yaşayan mutlu Mesut giden sakin son derece zararsız böyle iyi e, olarak tanımlayabildiğimiz göre gördüğümüz insanların hayat şartları altında ya da zamanla neye evrilebildiğini ya da dönüşebildiğini gördüğümüzde bir metin e, ırkçılıkla alakalı aslında özellikle o ilk öyküyü de e, ırkçılığı da nasıl alttan alttan bize e, işliyor çok güçlü bir şekilde işliyor diyebilirim çok da dilim dolanmadı, niye bu kadar şey oldu, Çok yorgunum acaba biraz dinlenip mi çekseydim o zaman çekmezdim ama her neyse bu kitabı da okumanızı, bu yazarı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ve son okuduğum kitap, bugün aslında bunu kursta bitirdim. Hatta yanıma yedek bir kitap aldım. Ama yanıma yedek aldığım kitap neydi biliyor musunuz? Tekrar okumak istedim. Dostu Eskin'in Yer Altından notlarını tekrar okumak istedim. Bu eskiden böyle can yayınları, cep kitaplar falan basardı. E, onu böyle e, yanıma alıyorum. E, arada böyle çok... Mesela eskiden okuduğum ama tekrar okumak istediğim şeyleri yanımda böyle bir küçük bir şey olarak taşıyorum. Minicik. Hatta bir de işte Paul Auster'in e, üçlemesinin de var. Onu da alacağım. Bir sonrakinde onu yanımda götüreceğim falan filan gibi. Her neyse. Asılmışlar Ormanı. Bu Asılmışlar Ormanı kitabını... E, o zamanlar işte Amazon'da çok böyle Amazon'dan aldığım zaman da Amazon'a gelsin 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 diye beklerken bulamayıp bu kitabını değil yazarın ayrıntı yayınlarından çıkan başka bir kitabını almıştım. Bu kitabı da sonrasında kitap yurdundan aldım. Asılmışlar Ormanı aslında arkasında kitaptan bahsettiğinde Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan savaşla ilgili anıların aksettirildiği bir roman... Gibi gözükse de evet bir savaş romanı olmuş olsa da ki bu aralar hiç savaş romanı okuyabileceğimi düşünmediğim bir dönemde bu kitap beni o kadar ama o kadar çok etkiledi ki hem savaşın içinde ama hem savaşın dışında bir metin ee, nasıl anlatmam gerekirse burada bir karakterimiz var avukat bir karakterimiz var genç bir subayımız var kendisi savaş alanında kitabın ilk baş zamanından bahsediyorum bir idama e, tanık oluyor bu arada kapağın güzelliğine bakar mısınız bunlar ağaçlar ve burada da asılmış adamlar var asılmışlar ormanı zaten bu e, burada bir idam sahnesine tanık oluyor ve sonrasında tabii birinci dünya savaşında oldukları için Macarlar tarafında savaşıyor kendisi fakat oradaki askerlerin çoğu farklı ırklardan işte Roman var Çek var Macar var gibi 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 ve bunlar da cephe cephe dolaşıyorlar İlk bu Asılan adam sahnesinden sonra ana karakterimizin işte çocukluğuna, gençliğine, annesine, babasına, hayatına, ilişkisine nasıl eğitim aldığına geri dönüş yapıyor. Ve sonra tekrar oradan cepheye dönüyor. Fakat burada cephede aslında dışarıda olan savaşla ilgili değil, kendi iç savaşımızla, kendi ahlak e, sorgulamalarımızla e, geçen bir metne dönüşüyor. Neden? E, çünkü işte daha önce madalyalar almış işte son derece cesur, atak üç tane madalya taşıyan bizim genç e, subayımız, askerimiz birdenbire cephe değişikliği yapıyorlar ve kendi e, vatanına karşı savaşmak durumunda kalacağı bir cepheye çıkıyor görevi. İnanılmazdı. Gerçekten çok iyiydi. Vicdan, ahlak. Yani buradaki savaş dediğim gibi tamamen kişinin kendisiyle verdiği savaşı anlatan bir metin. Çok ama çok sevdim. O yüzden bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum aldığım kitaplar dersek aslında aldığım kitap yok bu arada bir e, asla bir tane kitap aldım <laughs> ama aldıktan sonra kitap kargıdan gelirken fark ettim. Şimdi Thomas Hardy'ye bakıyordum. Hatta bak, aa bak Thomas Hardy'nin bir kitabını okumak istiyorum. Şu an, ya, şu an yeni kitaba başlayacağım. Bakalım videodan sonra canım ne çekecek. <laughs> Thomas Hardy'ye böyle bir girdim dolandım. Bir baktım orada Thomas Hardy'nin 19 liraya bir romanını gördüm. Teresa diye. Hemen aldım. 500 küsür sayfa 19 lira olunca da. Fakat roman daha benim elime ulaşmadan... Bunun aslında can yayınlarından çevrilmiş tes Romanı olduğunu <laughs> anladım. Artık bunu da sevdiğim bir arkadaşıma hediye ederim çünkü zaten Can yayınlarından çevrilmiş olan tesi okumuştum. Ee, dün Killer'ı izledim e, Netflix'te. Onun haricinde ya geçen sefer söylemeyi unuttum. Lupen mi? Arsen Lupen mi? Arsen Lupen diye bir dizi e, izlemeye çalıştım. Bir süre devam ettim. İşte başlangıcı güzeldi. Zaten birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım diyor. Altı, yedi bölüm falandı. Yani biri izledim. dedim. iki de izledim. Dedim. Üçüncü kısma geldim. Birinci izledim. İkinci daha gitmiyor. İzleyemedim. Onu söylemek istedim. Ee, bir de France son hızıyla devam ediyor. İkinci sezonun yarısındayım. Acayip keyifle izlemeye devam ediyorum. Bir haftalık tatilimiz var. Çocuklar bir hafta boyunca evde. Harıları sürekli yemek yapacağız herhalde diye düşünüyorum. Başka sanki söyleyeceğim bir şeyler var mıydı bilemiyorum. Şu an hatırlayamıyorum. Okuduğum kitaplar bunlar. Mutlaka ve mutlaka okuyun. Hatta bu videonun başlığını da bu kitapları okuyun. Mutlaka okuyun diye koyabiliriz. Aynı zamanda Cumartesi günü saat 2'de Ankara'da Tuna'da Penguen kitabevinde ben de Aylin Balboa'ya sarılacağım <laughs> diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Ve ne söylüyoruz hala pazar olduğu için. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.